Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki buluvatkan kün tertiptiki haberlerine huzuruna olsunumuz. Kanalımızda dıktanlar ekranımız olsun. Malayşiya Xitay baş elçisini çağırıp narazılık bildirdi. Malayşiya hükümeti 4 oktyabr Xitayning Malayşiyada turuşluq baş elçisini çağırıp, Xitayning bir necha paraxotining Sabah ve Sarawak qatorliq Malayşiyaga tabe dengiz iqtisodiy rayonuna büsüp kirganligiga narazılık bildirdi. Amerika Ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Malayşiya Taşkı İşler Ministerliği bayanat elan kılıp, yukarıqı ahvalını aşkarlıgan ve Malayşiyanın izcil meydani ve herkete halkara kanunini asas kılıp, dınız tevallikimiz ve ilgili hukukumuzdan kukudaş diyen. Fransiya Agnetliği Katalık Akbarat Orgallarının haber kılışça, Malayşiya hükümeti Xitayının Kuala Lumpur'da turuşluk baş elçisi Ouyang Yujing'ni çakırıp, Malayşiyanın bu vaqtdagi meydanını bildirgen. Ve Xitay paraxotlarının Malayşiyanın alayda iqtisodi rayonundaki hareketine narazılık bildirgen. Malayşiya Taşkı İşler Ministerliği bayanatıda, Xitay paraxotlarının Malayşiyanın Borneo aralının Sabah ve Sarawak deniz kırgıqıda payda bolğalıqını, Xitayının bu hareketinin rayon ve xalqara kanunlarga xilap ikenligini ta'kidlagan. Bildirilishicha, bu Malayşiyanın bu yıl 2-nji qitim Xitay baş elçisini çağırıp, Xitay paraxotlarının talaş tartış qılıwatqan rayondaki hareketine itiraz bildirişi iken. Bu yıl 6-nji ayda Malayşiya uruş aeroplanlarını ciddi qozgıtıp, Borneo arali atrapıdaki Janubi dengizge payda bolgan 16 Xitay harbi aeroplanını tosu algan. Malayşiya bilen Xitay arasında Janubi dengizden kısman jaylarının ilgili hukuki meselesi de ixtilap bar bolup, Malayşiya Xitayni ilgili hukukuga daxil taarruz qıldı dep ayıplagan. Xitay bolsa bu harbi aeroplanlarının normal meşe kılvatkallıqını aytkan. Mälim bolışça, yıkınkı yıllardan buyan Xitay Janubi dengizden talaş tartıştiki rayonu harbileştiriş hareketini küçeytip, sünni arallarını kurup, harbi aeroplanlarının uçuşu ve konuşu üçün ayrı durum yasağan, hem de xada taşlarga harbi ponkitlarını, harbi eslehelerini oralaştırıp, talaş tartıştiki dengiz rayonuna toxtumay gayet zor bilikçilik adreti ve teşhürüş paraxotu evetken. Növette Malayşiya, Filippin, Vietnam, Biruni ve Tayvan katalıq devletlerinin hemisi Janubi dengizden kısmen caylarda ilgili hukuku talep kılıbatkan bulup, Xitay bolsa pütkül Janubi dengizden hemisi de ilgili hukuku bağlıqını dava kılıp gelmekte. Şarkı Türkistan'da bir kısım caylar kamal kılındı. Yıkınkı bir neçe hepti içi de Şarkı Türkistan'da Xitay virüsü bilen yuqumlanguçuların bir neçesi baykılgan bulup, bir kısım cayları pütülle kamal kılıngan. Atalmış Uyğur Abdunum Rayonluq Sähiye Saqlıqını Saqlaş Komitete Akbarat Bölümü 6 oktyabr bayanat elan kılıp, aldınkı bir gün içi de yeniden işki yuqumlanguçunun baykılganlıqını, bunların alamessiz yuqumlanguçular ikerlikini, her ikisinin ili vilayetige caylaşkan 4. diviziyedeki Köktala şehri tevelikide ikerlikini bildirgen. Mälim buluşça, növette Şarkı Türkistan'daki diviziyelerini öz içi alğan barlıq rayonlarda Xitay virüsü bilen yuqumlandı deb diagnoz koyulgan bimarının birisi baykalgan. Ondan başka ili vilayeti de alamessiz yuqumlanguçlardan 4'ü bar bulup, onların ikisi Qorğas şehirde, ikisi Kökdala şehirde iken. Alaqadar Xitay emellerinin etişçe, Şarkı Türkistan'daki virüs baykalgan şehirlerde kişilerin şehirden çıkışı çeklengen bulup, kaçan normal haletke kaytıdığalıqı inik emes iken. Yerli halıktan başka mezkur rayonlarga sayahat üçün kelgen Xitaylarımı kamılıp kalgan. Bulardan sırt Gulca aerodromu 4. oktyabr köpünce uçuşunu emelden kaldırgan. Küzetküçüler aldıngı yıllara Xitay virüsü tarqalganda, Şarkı Türkistan halkının öylerge kamılı sebeplik aç kılıç ahvalları körülgelikini. Bu ıxtım Xitayının yine virüsünü bahanı kılıp, Şarkı Türkistan halkıge karatkan kamal kılıç, herkili şekli özgürgen bastırı cinayetlerini küçeytiştin endişe kılvatkallıkını bildirişmekte. Amerika Devlet Bihatalik Meselesi Uyghur Meselesini tılgı aldı. Amerika Prezidentinin Devlet Bihatalik İşleri Meselesi Jake Sullivan, Şivisariyada Xitayının yukarı derecelik emeldarı bilen bolgan uçuruşta Uyghur Meselesini tılgı algan. Amerika Prezidentinin Devlet Bihatalik İşleri Meselesi Jake Sullivan, 6 oktyabr Şivisariyanın Zürich şehirde Xitay Kompartiyası Siyasi Biyorosunun azası, Xitay Taşkı İşler İşhanesinin Mudiri Yang Jiechi bilen söhbetleşken bulup, söhbette Uyghur meselesini mu tılgı ile bütken. Germaniya avazının bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, ikkalaning söhbeti 6 saat davomlashgan. Söhbetten keyin Amerikaning bir yuqori darajalik amaldori Amerika prezidenti Biden bilan Xi Jinpingning yil oxiridan burun tor orqali boshliqlar yig'ini o'tkazishga prinsip jihatdan kelishganligini bayon qilgan.
Сөхбәттен кейін Қытай ташқы іштары мінісілікі ішкі дөлет ұттырсыдекі сөхбәттінің бүсіш қаректелік, ижаби вән ұчық ашкары болғалықыны етқан. Reuters агентлігі Американың бір юқыры дәрежелік әмәлдарының сөзіні нәқіл келдіріп, бұ ұшырыш ішінің Байден хүкіметі білен Қытайның әң чоңқыр сөхбеті болғалықыны білдірген. Джек Суливан сөхбетте Американың Қытай білен хәмкарлышып, чигра халқыған зор хырыс вән Америка-Қытай мұнасуетідекі қатарны контрол қылыш yollarını хәл қылышқа қызықыдығалықыны ұттырға қойған. O yana Sharqi Turkiston, Hong Kongdagi kishilik huquq masalasi, Janubiy Xitoy dengizi va Tayvanga munosabatlik masalalarga qarata andishini bildirgan. Yang Jiechi suhbatda Xitoy Amerika bilan strategik aloqani kuchaytirib, ixtilofni kontrol qilish orqali to'qinish va qarshilashishdan saqlanib, o'zaro manfaat yetkazish va teng foyda olishni qo'lga keltirganligini, Xitoy Amerika munosabatini raqobatga bog'lab tushunishga qarshi turganligini, Amerikaning Tayvan, Hong Kong, Sharqi Turkiston, Tibet Dengiz meselesi ve kişilik hukuk meselesinden Xitay'ın içki işlerine ağırlayışını toxtışını talep kılgan. Avustralya sabık baş ministri Tayvan'ın xalqaradaki yalğızlığını ağırlaştırışıga yardım bermen dedi. Avustralya'nın sabık baş ministri Tony Abbott, Tayvan'ın xalqarada yalğız kılış meselesini ağırlaştırış üçün yardım kılışını xalidigalığını bildirgen. Reuters agentliğinin xabirde bildirilişçe, Avustraliyaning sobiq bosh ministri Toni Abbott Tayvanga kelib ziyoratini boshlagan bo'lib, u bugungi so'zida Tayvanning xalqaradagi yolg'izlik holatini tugatishga yordam qildiganligini, Xitoydan kelayotgan xiris oldida Tayvanni qo'llaydiganligini aytgan. Bildirilishicha, Abbott bu so'zlarni prezident Tsai Ing-wenning ishxonasida qilgan. Avustraliya hukumatı uning bu qitim Tayvanni hech qanday rasmiy salohiyat bilan ziyorat qilmaganligini bildirgan. Abbott so'zida yana Tayvanning dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lsa-mu, biroq Xitoy virus yuqumini muvaffaqiyatli kontrol qilganligini maqtagan. U bu qitim Tayvanning necha 10 yil davomlashayotgan xalqaradagi yolg'izlik va chatga qaqilishni tugatishga yordam berish uchun kelgan bo'lib, u bu qitimqi ziyoratning davomlashadigan ziyoratlar ichidagi tunji qitimligi bo'lishini umid qildiganligini ta'kidlab o'tgan. Moskva Rossiya diplomatlari qo'g'lab chiqarilsa, Amerika elchixonasi taqilishi mumkin dedi. Rossiya tashqi ishlar ministrligi zo'r turkumda Rossiya diplomatlari Amerikadan qo'g'lab chiqarilgan taqdirda Amerikaning Rossiyadagi diplomatik organlarining taqilishi mumkinligini bildirdi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, 6 oktyabr Rossiya tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, Amerika parlamentida 300 Rossiya diplomatni Amerikadan qo'g'lab chiqarish taklifi sunilganligini. Bu taklifning amaliyligi Amerikaning Rossiyadagi diplomatik organlarining taqilishini keltirib chiqarish mumkinligini bildirgan. Jumhuriyatchilar partiyasi va demokratchilar partiyasining kengash palatasi a'zolari seshanba Amerika prezidenti Joe Bidenga maktub yo'llab, agar Moskva amerikalik diplomatlarga tixmi ko'p viza bermagan taqdirda Amerikadagi 300 Rossiya diplomatni qo'g'lab chiqarishni talab qilgan. Amerikaning 17 kengash palata a'zosi Bidenga yozma maktubida Rossiyaning uzun yillardan buyon Amerika elchixonalarida ishlayotgan yerli xizmatchilarni ham Amerikaning diplomatiya xodimlari deb hisoblanganligini Buning natijasida navbatda Amerikada taxminan 400 Rossiya diplomati bor ekanligini, Rossiyada bo'lsa aran 100 Amerikalik diplomat borligini bildirgan. Shishbub Menendez va Marco Rubio qatorliq ta'siri kuchli kengash palatasi a'zolari mazkur birlashma maktubni tayyorlashga qatnashgan bo'lib, ular ikki tarafning diplomatlarining soni haqida to'xtalib, diplomatik sohasidagi bu farqni qabul qilg'ili bo'lmaydi degan. Rossiya taraf seshanba kechda ifoda bildirib, Moskvaning Washingtonda uncha ko'p diplomatiya xodimlarining yo'qligini Ve bu teklifte Rusya'nın Birleşken Devletler Teşkilatı'daki hizmetçilerini özü içi algalıkını eskerdiken, bildirilişçe, Kengash Palatası Taşkı İşler Komitüsü ve İstihbarat Komitüsü'nün reisleri oturuğa koyan bu teklif, Moskova bilen Washington otursa da diplomatlarının sahne sebeplik uzundan bu yan devamlaşıp kilovatkan ciddi vaziyetini namayan kılıyken. Moskova bu yıl 8. ayda Amerika elçikalarının Rusya puhralarına ya ki 3. devlet puhralarına işiltişini çekilgen bulup, bu sebeple Amerika Rusya'daki 200'ye yakın hizmetçisine işten boşluğa mecbur bolgan idi. Biden hükümeti bu yıl 4. ayda Moskova'nı Amerika saylımıga ağırlaştı ve tor hücumunu astırtın planladı deb ayıplab, Rusya'nın 10 diplomatını kuğulab çıkargan idi. İşki devletle münasuvette yakınki bir neçil yıl içide ciddileşike başlayan bolsa mı? Biden 6 ayda Rusya prezidenti Putin bilan Jenevada ko'rishgandan keyin vaziyat bir qadar muqomlashgan. Ular bu jarayonda qurol kontrol qilish suhbatini davomlashtirgan va ular o'tirsidagi tushunishmaslikdan saqlanishga qo'shilgan. Pokistonda yer tavrab nurg'un odam qaza qildi.
Pakistan'ın Belojistan ülkesinde 101'den 5.10'dan 9 balığı yetken yer tevreşte 20 adam kaza kıldı. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Pakistan Devletlik Yer Tevreşini Küzütüş Merkezi'nin Belojistan ülkesinin Hernay rayonu etrafında ve Kitta, Sibbi, Pişin ve Çaman rayonlarında Şucay vakti ettiğin saat 3'ten 20'de 5.10'da 9 bal yer tevirgen bulup Pakistan taratkullarının haber kılışça yer tevreşte 6 balını öz içi alğan 20 adam kaza kılgan, 300'ün artık adam yaralangan, köplügen öy Jammu Keşmir'de hücum kılış vakaları yüz verdi. Hindistan'ın Jammu Keşmir rayonlarında hücum kılış vakaları yüz verip 3 kişi hayatından ayrıldı. Türkiye Avaz Radyosu'nun bu vaktiki haberde bildirilmişçe, Hindistan sakçıları ayrım yüz vergen 3 kıtımlı hücumdan birincisi Srinagar'da Himyashunas Mahanlal Bindur'a oh çıkırış neticesi de yüz vergenlikini, Balnisqa ilingan Keşmirlik Hindu Bindur'un davalaş önüm vermeye kaza kılgalıkını, rayondaki hücumlarını kolgu çüşürüş hareketinden devamlaşı otkalıkını okturgan. Xavepsizlik güçleri birinci kıtımlı hücumdan tahminen 1 saatten kin bir seyyar tamak satkıçının Srinagar'da itip öldürülgenlikini, üçüncü hücumdan bolsa Şimali Hacin rayonda yüz vergenlikini, vakada bir taksi şoförünün itip öldürülgenlikini bildirgen, nöbette sakçılar vakaya terörlük hücume de baha bergen. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşürüz. Eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.